Merhaba sevgili seyirciler, yine e, bir aradayız. Bu sefer gerçekten çok ciddi bir e, konu üzerindeyiz. Hayalde Kalan Yaşam adlı programı içerisinde ben inanıyorum ki çok güzel e, noktalara değineceğiz. Ve hayallerimiz kesinlikle gerçekleşecek, havada kalmayacak, yerine oturacaktır. Çok zor bir konu üzerinde dedim, e, cinsel taciz. Aslında çocukken gerçekten uğradığımız cinsel tacizleri gündeme getireceğiz arıyorum biraz bizi zor durumda koyacak yüzümüz biraz kızaracak ama gerçekten toplumun gerçeğidir aşmamız gereken problemdir ve hassas olmamız ve çocuklarımızı da bu konuda korumamız gereken bir gerçekten gerçektir. Evet kardeşim aslında ne kadar da sıkılsak ne kadar da utansak ne kadar da yüzümüz kızarsa toplum olarak hemen hemen büyük bir kesim kesinlikle Cinsel tacize belki sözlü olabilir, belki gerçekten elle dokunmam, gerçekten bazıları da resmen tecavüze uğramış bir kitlenin içerisinde yaşıyoruz. Bunlar ömür boyu onların taşıyamadığı prangalar gibi sırtlarında, boyunlarında, göğüslerinde onların ömrü boyunca onların bir kamburudur Onun için bunları gündeme getirmek aslında tabii ki büyük bir cesaret ister, dinlemek de aslında üstesine, üstesinden gelebilmek için adım atmak da büyük bir cesaret ister. Ee, neler konuşacağız? Aslında bugün ben bunu sorayım. Çok güzel noktalara değindin. Bir gerçek ve sadece bizi kapsayan veya sadece doğu batı kuzey güney sorunu olmayan veya sadece ülkemizin sorunu olmayan bir konu. Batı da aynı ee, şeyin içerisinde. Statistiklere baktığımız zaman batıda çok yaygın bir şekilde görüldüğünü görüyoruz. Yani, Enses ilişki evin evin içerisinde akrabalar arasında yakın akrabaların yap, yaptığı tacizler hmm. ilişki yıllardır yani. açığa çıkmayan Evet. Bu, bu bu istatistiklere batıda ulaşmak daha kolay. Evet. çünkü onlarda birazcık daha şeffaf olaylar birazcık daha daha çok güvenliğin eline ulaşıyor. İnsanlar birbirlerini daha kolay bir şekilde ihbar etmek demirim demeyeyim de. Daha kolay bir şekilde insanlar yetkililere haberdar haberdar edebiliyor hem sağlık anlamında hem güvenlik anlamında oralarda. Biz de bu konular genellikle geçen konularda da değindik namus kapsamı içerisinde ele alındığı için hem başına gelen kişi bunu saklamayı evet. özellikle tercih ediyor çünkü çünkü bunun toplum için bir utanç olduğunu biliyor sadece toplum için utanç değil kendisi için utanç ama annesi babası için de utanç olduğunu biliyor ve genellikle tacizi yapan kişi yüzde seksen oranında yakın akraba yani evet. evin evin içerisinde ya da çok yakın çevrenin içerisindeki kişi olduğu için onları da zor durumda bırakacağını bütün bütün aileyi zor durumda bırakacağını biliyor ve bunun için bununla yaşamayı sessiz kalmayı tercih ediyor ve bir de genellikle taciz konusunda en çok üzen şeylerden bir tanesi de ve belki onları kelepçeleyen ve bunu kimseye söylememesi gerektiğinde onları ikna eden şeylerden bir tanesi de içsel olarak bir şekilde bunun kendi istekleri olduğuna da yani İnanıyor. buna kendile, bunun kendi suçu olduğuna da inandıkları için sessiz kalmayı tercih ediyorlar evet, evet. yani yani sonucu kontrol edemiyor ya da ya da mesela diyelim ki filanın akrabanın evine gitti ya da akrabayla bir şey için bir araya geldi. O zaman başına bu geldi. O zaman kendisini sadece masum rolüne koyamıyor çünkü ben de gittim, sen Gitmesin de oraya de. gittin evet. gibi söylüyor. Evet. O zaman suçu kendisine de ve eğer tacizci e, bunu tacizi yapan kişi eğer e, tabi bu konu bu konuda gerçekten bilinçli bilinçli anlamında kirli bilinç Evet yani bu işi planlıyor, düşünüyor. E, ve bir çocuğu kendi cinsel hazını uyandırmak için kullanabileceğini kullanacağının planlarını yapıyorsa ki bu insanlar genellikle toplumda başka bir şekilde cinsel hazını tatmin edemeyen başarısız insanlar aslında evet, cinsellik evet, açısından baktığımızda. Kendisini başka bir yolla tatmin edemiyor. Evet. E, yetişkinlere de yüzleşecek kendi yaşıtından insanlarla da yüzleşip bu kirli emelini onlarla birlikte açıp daha en azından daha anlaşılabilir bir yolla çözme yoluna da gitmiyor Çünkü tabiri caizse onda bu yürek yok hmm. yüreksiz evet evet, evet evet bunu çocuklarla yapmayı tercih ediyor çünkü çocuklara yaptığı zaman çocuklar bunu saklayacak çocuklar kimseye söylemeyecekler bunun içinde böyle kişiler yaptıkları zaman sonrasında da tehdit ediyorlar bunu kimseye söylememesi için çocuklara evet ve e, ve kişi ve korkutuyor yani neyle korkutuyor işte hepimiz rezil oluruz bak sana sana zarar veririm sana kimse inanmaz o, sana kimse inanmaz hmm. e, filan gibi evet. seni seni sevmem bir daha e, evet yani bir daha bizim evimize gelemezsin bir daha buraya gelemezsin gibi çocuğu duygusal olarak da acı kelepçenin içerisine sokarak ne yazık ki bu işlemini yapıyorlar Şimdi, ve senin söylediğin gibi bunun sayısı az değil. çok Batı'da yani... Batıda net istatistiklere belki yansıdığı için mutlaka gizli kalan kısmı var. Bizde ben inanıyorum bunu söylemek her zaman farazi bu. Ee, ama izleyicilerimiz beni mutlaka affedeceklerdir bu konuda. Ama kişisel olarak düşüneceğim bu konuda bizde yansıyanın sadece %10 yani sadece buzdağının tepesi bizde Kesinlikle. yansıyor. Kesinlikle çok büyük Gerisi bir oran yansımıyor. vardır. Evet. Ben bir sürü insana bu konuda danışmalık verdim. Ee, çok ilginç de bir çocuk geldi. Çocuk dediğim yani o da 27-28 yaşlarındaydı. Ee, hep böyle birini öldürmekten... Ama çocuk olarak kalmış yani. Çocuk olarak kalmış. Evet. 27-28 yaşlarında hep birini öldürmekten bahsediyor. Yani işte şunu öldüreceğim, ablama taciz ediyor, işte ablamı rahatsız ediyor. Bu çocuk buna inandırmış kendisini. Ben tabii ki bunun çözüm olmadığını, işte bir sürü şeyler anlattım. Buna aylarca bir e, danışmanlık verdim ve benim samimiyetime güvendi. Bir de bu gibi insanlar insanlara güvenmiyorlar. Çünkü güveni değilen almış. E çünkü en en güvendiği insanlar yapıyor. Tabii. Bunları. Şimdi aylarca uğraştım bununla ve bir gün dedi ben seninle birlikte konuşabilir mi muhabbet edeyim. Dedi. Tabii dedim. Geçtik büroya. Sonra aslında bunların hepsini tabii ki o hayal olduğunu söylemedi. Ben birini öldüreceğim. işte ablama <laughs> taciz ediyor diye bunların hayal olduğunu e, söylemedi ama ben bildim ki hayaldir. Aslında kendisinden gerçekten nefret ediyor. Ve konuştu dedim nedir? Anlatmakta çok zorlandı. Acayip zorlandı ve dedi ki ben 8 yaşındaydım. Hmm. 8 yaşındaydım ve işte yaz mevsimlerinde boş kalmayayım diye babam beni işte sanayide çok samimi bulduğu bir arkadaşının yanında oto elektrikçi olarak yetişeyim diye onun yanına bıraktı diyor işte tabi hem evreden önce. Ve çok normal bizde hani çocukların boş durmasını hafta sonunda boş durma. işte emeğin ne kadar tatlı olduğunu. evet Bir işte, ekmek getirsen kardır diyor mesela. Bir de çocuk da alın terinin ne kadar iyi olduğunu işte çalışmanın gerçekten ona iyi geleceğini düşünüyor. Bu çok doğaldır. Çok iyidir aslında bir yönden ama ama, ama işte çocuk diyor ki 11 yaşına kadar adam bana her gün tecavüz etti. 11 yaşına kadar diyor. 3 yıl. 8 ne yaşından. Evet. Şimdi çocuk ne yaptı? Sonra işte bunu unutmaya çalışıyor. Kendini kendinden nefret ediyor. İşte e, ve e, lanetliyordu kendini. Sonra diyor işte ben pis bir adamım. Sonra ben dedim çok kutsal bir adam olmam lazım ki bunları yenmem lazım. Kendine dine, dindarlığa verdi. Dindarlığa verirken tabii çocuğun bir zaten yürüyüşünde konuşmalarında zaten o darbeleri hissediyorsun kesinlikle. Konuştuğunda zaten bu çocukta problem vardır. Yani bir eğilim vardır diyorsun. Konuş Hemen zaten belli ediyor. Tabii bazı insanlar da hiç belli etmiyor. Ama bu çocukta belli ediyordu. 16-17 yaşlarında yine biri silah masaya koyuyor ve diyor ki soyun. Çünkü aslında normal bir insana bunu yapmaz ama çocukta o ilim var yani hissettirdi demek ki orada 17 yaşında buna bir gün yine tecavüz ediyor ikinci gün yine iki kişiyle bu sefer yapıyorlar bu sefer adam ne oldu İşte ondan nefret etti her şeyden nefret etti bu sefer kendini aşırı derecede böyle şeye milliyetçiliğe verdi yani nefret ediyor böyle sosyal demokratlıktan, insan haklarından ama o kadar ırkçı. Çocuk kendinden kaçmak istiyor. Kendi canından kaçmak istiyor. Ya yani içinde büyük bir öfke var. Evet. Bu öfkeyi bir şekilde dışarı atması lazım. Önce Tanrı'ya yaklaşırsa Tanrı'nın belki bu öfkeyi ondan alacağını düşündü. Evet. Ve yeni bir ortama girerse diyelim ki yeni bir cemaate, yeni bir şeyin içine girerse belki onların kardeşliğiyle dostluğuyla bu acıdan kurtulurum çünkü Yenerim onlar bunu. farklı insanlar diye düşündü evet. ama aynı deneyimi orada da yaşadı. Aynı. Şimdi içindeki öfke insanlara karşı olan öfke içinde kabardı ve onu bir toplumla beraber bir grupla beraber şimdi karşı gruptan öcünü almak istiyor. Evet. Yani bin nefret vardı ve çok <laughs> ilginçtir bu gibi insanlar her şeyi beyaz ve siyah görürler. Ara renkler yoktur çünkü hasar görmüştür ve acayip bir şekilde e, seni gelir seninle konuşur, danışır ve der ki Ali abi ne kadar temiz bir insandır. Ama bir gün ona sen merhaba demezsin veyahut işte dalınlıktan dolayı e, işte farklı <laughs> bir yüz gösterirsin ona. O der ki ya bu da çok alıngan. Evet, evet. alıngan ve orada Bizim gençlerden bir tanesi çok küçük bir kelime bir espri yaptı ona. İşte bunlar da aynıdır diye bir çocuk o çocuk kayboldu ve ben baktım ki çocuk kafayı tamamen sıyırmış ve e, işte hastaneye yatmış. Sonra işte baktım acayip bir şekilde sakal salmış. Böyle şey yani bir e, bir işte sakal. yani dindarlıktan değil de böyle satanizm gibi yani çocuk tamamen e, isyankar ama bu çocuk ee, gerçekten bu kader bunun değildi. Ee, bir yönden baba iyi niyetle belki. Yani ben buna inanıyorum tabii ki e, işte biz ne kadar da dikkat etsek bazı şeylere önem e, alamıyoruz. Ama bu konular gerçekten e, bizim e, konularımızdır. Bu çocuklar da bizim e, çocuklarımızdır. E, herhalde ikinci e, bir ara vereceğiz. İkinci şeyde bölümde bunun üzerine biraz daha gidelim. Ee, bakalım yani e, evet ben evet gerçekten hem zamanımız kısaldı ara vermemiz evet. ara vermemiz lazım özellikle ama. Senin söylediğin bizim toplumun söylediğin şeyler bizim toplumumuzda bunun ne kadar canlı olduğunu, ama bu canlılığın e, ne kadar da bizim gündemimizde olması gerektiğini ve dikkate almamız gerektiğini dile getiriyor. Evet. Mesela oradaki anlattığın örnekte işte annesi babası tarafından e, saf bir düşünceyle çocuğumuz hayata alışsın. Böyle evet. öyleydi mesela evet. biz büyürken de bize söyledikleri şeyler, e, işte hayatın içine ne kadar erken atılırsanız. Okumanız için bile mesela hani yazları çalışırsanız, yaz tatillerinde çalışırsanız, ayakkabı boyacılığı yaparsanız ya da işte dondurma satarsanız, evet. bir şeyler yaparsanız o zaman okulun değerini bilirsiniz diye söylerlerdi. Hani ki böylece yani bu işleri her zaman yapmak istemezseniz okumayı tercih edersiniz. Bakın okuyun ki bunla, bu, bu durumda kalmayın. Evet, Saf evet, bir evet. şekilde bizi yönlendirdiklerini düşünürlerdi. Herkes aynı şeyi aynı yere gitmiyor. Herkes Hı -hı aynı noktada e, tacize uğramıyor veya aynı şeyler başına gelmiyor. Ama o zaman çocuklarımızı aslında toplumumuzda genç nesili bir şeyin önüne, kurtların önüne kuzular gibi atıyoruz ve bunu da fark etmiyoruz. Evet, evet, O zaman anne babalar olarak da bu konuda gözlerimizi açmamız açısından bu programlar çok onlar için çok önemli olacaklar. Eğer başlarına gelmemişse bile çevresindeki insanları uyarmak açısından programlarımıza dikkat etmeleri evet, evet. önemli olur. Evet sevgili izleyicilerimiz şimdi kısa bir ara verelim ve kısa aradan sonra sizlerle tekrar birlikteyiz. Bu kitap sizin hikayeniz. Sizin bana anlattığınız olduğunuz hikayelerin kağıda yansımasıdır. Tekrar size hediye etmek istiyorum. Bana ulaşırsanız kesinlikle bunu size ulaştıracağım. Ve bu kitap hiçbir zaman kesinlikle olmayan olayları kaleme almadı. Ve kesinlikle acı olaylar ama bu acı olayların nasıl bir çözüme kavuştuğunu da sizler bu kitabı okuyarak göreceksiniz. Evet sevgili misafirlerimiz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayalde Kalan Yaşam adlı program. İnanıyorum ki e, feyizle, e, zevkle izlediğiniz bir e, konuya değiniyor. E, tabii ki diyorum dediğim gibi zordur e, ama bizim gerçeklerimizdir. Evet. Evet aslında e, ben bir örnek anlatmıştım ama farklı bir örnek anlatmak istiyorum. Tabii ki insanları korkutmak. E, ...ürkek... E, her şeyden şüphelendirmek istemiyoruz. Ama bu konular onların dikkat etmeleri gereken Gözle, şeylerdir. Gözlerini açsınlar. Evet. Gözümüzü açalım. Yani yoksa birbirimizden korkmayalım, birbirimizi birbirimize düşman gibi, öcü gibi bakmayalım. Ya da çocuklarımızı etrafına kelepçelerle sarıp böyle nedir ona hapishane gibi kafesler içerisine koyup onları gezdirmeyelim. Öyle insanlar haline getirmeyelim. Ama biz hem kendi sorumluluklarımızı fark edelim. Evet. Hem onları eğitelim, sorumlu çocuklar olarak, çocukluktan itibaren sorumlu insanlar olarak bilsinler, yetişsinler, doğruyu ve yanlışı fark ederek. Hem de toplumu da eğitelim ki toplumda neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilsin. Evet, evet. Eğer yüreğinde evet. kirli insanlar varsa iddia etmiyoruz herkesin melek olduğunu tabii ki tabii herkesin ki. melek olduğunu iddia etmiyoruz. Herkesin de sapık olduğunu da iddia e, etmiyoruz. onu da söylemiyoruz evet, evet. evet. Ama o zaman böyle o zaman onları da olabildiğince dışlamak onlara karşı olabildiğince gözümüz açılsın fark edelim ve çocuklarımızı toplumumuzu böyle insanlardan koruyalım istiyoruz. Evet çok ilginç bir e, tanıklık e, anlatayım. 25 yaşında bir bayandı. E, bu bayana danışmalık yapıyordum ve e, işte duymuştu. Ee, dedi yani benim zaafım gerçekten e, erkeklere karşı e, duramıyorum. Yani işte biraz tanı, tanıyınca onunla birlikte oluyorum diyor. Yani biraz samimi olunca bu arkadaşlığın güzel bir arkadaşlık olarak yıllarca süre, süreceğini e, işte hiç düşünmeden onunla birlikte olmaya dedim. Yani geçmişten o zaman biraz bana söz et. E, tabii ki çok sıkıldığı, ayların vermiş olduğu bir güvenle bana... E, bu sefer dünyasını anlattı. Annesi memur, e, babası da memur. Tabii ki bunlar memur olunca e, işte sabahleyin kahvaltıyı beraber yapardık diyor. E, i̇şte bu sefer saat 8'de onlar işte olmaları lazımdı. Biz de ya yatardık, e, bir saat iki saat sonra yine kalkardık, televizyon izlerdik. Benden abim vardı, abim benden 3 yaş büyüktü sonra oyun oynardık diyor. Çünkü çok e, önümüzde zaman var. Bir bütün 6, gün 7. evdeler boş. Tabii var. bütün gün evdediler. Ben bebeğimle oynardım. Abim arabalarımla arabalarıyla oynardı. Ama sonra diyor bir süre sonra biz evcilik oynamaya başladık. Yani evcilik oynamaya başladık. İşte televizyonu izliyorduk. Annemiz, babamız aynı yatak odasında yatıyordu. İşte televizyonlarda işte filmleri izlediğimizde bir kadın bir erkekle yatıyor. Biz de bu sefer bunu oyun haline getirdik ve yıllar sonra diyor abim bana tecavüz etti yani diyor bu yönden ee, tabii ki acıyı bir şekilde acı duydum nefret ettim kendimden bu 3-4 yıl sürdü diyor ben 13-14 yaşına geldiğimde bu bitti ama şimdi abimden aramda acıyı bir uçurum var diyor yeğenlerim var onları sevemiyorum diyorum yani şimdi o kadar şey ve şimdi de diyor yaşadığım şey doğru bir ilişki kuramıyorum Hı. yani acıyı bir şekilde hormon bozukluğu vardı yani işte acayip e, vücutunda farklı farklı reaksiyonlar gösteren yaralar vardı. Onun vermiş olduğu stresle şimdi e, evlenemiyor bile. Yani işte bir erkeği tanıdığı zaman e, onun e, kutsal bir e, gerçekten sürecini yaşayıp da bunu noktalayamıyor. Ya 15 gün diyor, ya 20 gün ya da bir ay sonra onunla yatıyorum diyor. O zaman işte e, erkek nasıl böyle bir bayanla e, birlikte olabilirim? Ömrümün sonra 15-20 gün içerisinde tanıdığım bir bayan benimle oluyor. O zaman kaç bir de zaten belli durumum ee, benimle olan kaç bir kaç yüz kişi kaç onlarca kişiyle beraber olmuş düşüncesiyle e, bir süre sonra bitiyor hmm. bu ilişki. Hmm. Yani hmm. bu gibi şeyler. Yani tabii ki bir anne bir baba memurdur, haklı olarak tabii çocuklarını bırakıyorlar. Ama çocuklar kesinlikle oyun halinde başlayıp bu şekilde hayatlarını bitirebiliyorlar. Bu kadının hayatı bitmiş. Yani gerçekten e, mahvolmuştur. olmuştur. Tabii ki uğraşıyoruz, onunla yine de sohbet ediyorum. E, i̇şte e, bunları aşması için şey yapıyorum. Ama ne yapabiliriz peki? E, belki gerçekten çok saygın, e, çok tatlı, çok tanınmış bir e, evde bir bayan olabilir. Bu akraba olabilir. Bu e, birinin tavsiye ettiği bir e, bayan olabilir. Komşumuz olabilir. Belki ona biraz cüzi bir para verebiliriz. E, bakabilir ama çocuklar evde kesinlikle yalnız kalmamalıdır yani belki de kreş olabilir e, farklı şeylerle çocukları kesinlikle yalnız ya e, koymama bunu söylerken biraz rahatsızım da aslında yani işte ya kardeş kardeşe e, bir tanesi issisini olmuştur bizim çocuklarımıza böyle programlarla neden böyle bir şey yüklüyorsunuz diye bir içimde gerçekten bir acı da var ama bu bizim gerçekten hassas olmamız gereken Biz, şu konudur. şu senin o en son sorduğun sorunun ışığında çocuklarımızı bilinçlendiklerini fark ettiğimiz zamandan itibaren yani bir şeyi anlayıp görebilme yaşlarına geldiğini doğruyla yanlışı ayırt edebilmeye doğru gittiklerini fark ettiğimiz andan itibaren onlara öğretmeliyiz. Onları yetiştirmenin, anne baba olmanın en büyük özelliği bu. Onları duygusal olarak da yetiştirip olgunlaştırmalıyız. Sadece ona trafikte nasıl davranır, ağaçlar kaç çeşittir ya da işte hangi araba markaları vardır gibi ya da hangi kıyafet çeşitleri vardır, renkler vardır bunları öğretmiyoruz sadece ayakkabı markalarını, futbol takımlarını öğretmiyoruz. Genellikle biz böyle anlıyoruz anne babalığı. Bu değil. Anne babalığı bunun dışında çocuklarımızı aynı zamanda duygusal olarak da doğrular ve yanlışlar, sosyal doğrular ve yanlışlar, ruhsal doğrular ve yanlışlar konusunda da çocuklarımızı yetiştirip onları olgunlaştırmaya doğru götürmeliyiz. Olgunlaştırmak dediğim şey kendi başlarına kendi kararlarını verebilecekleri doğruyla yanlışı kendi başlarına ayırt edebilecekleri ve bu ayırt edilişin üzerine hareket edebilecekleri bir ortama, bir duruma getirmekten bahsediyorum evet, çocuklarımızı. Evet, evet. Ve öğretmemiz gereken şeylerden bir tanesi de cinsellik konusu. Çok merak ediyorlar çocuklar. Mesela ilk ilk 6-7 yaşından itibaren çocuklar kendi cinselliklerini fark etmeye başladıkları zaman ben kızdıklarını, erkekliklerini fark etmeye başladıkları zaman annelerini çıplak görmek istiyorlar. Babalarını çıplak görmek istiyorlar. O zaman anlıyorsun ki tamam çocuklarımızda cinselliğe yönelik olarak bir açıklık başlamış. Fark etmek istiyorlar. Kız kardeşinin, erkek kardeşinin, ablasının organlarını görmek istiyor. Çünkü onları hep giyinik görmüş. Evet. Ondan sonra onları soyun, soyunmuş halde görmek, incelemek istiyor. Bu onların... Art niyetliliklerinden, kötülüklerinden kaynaklanmıyor. Ama çocukların doğal olarak içlerinde olan o merak duygusunun artık o noktaya geldiğine işaret ediyor. Öğrenme arzusunun. Yani tamam. her alanda öğreniyor hayvanları, kuşları falan Şimdi de artık yavaş yavaş kendisine dönüyor öğrenme isteği, öğrenme merakı. O zaman anne baba olarak bizim görevimiz demek ki şimdi çocuğuma doğrular ve yanlışlar. Ne yapılır ne yapılmaz, ne görülür ne görülmez. Neye bakılır, neye bakılmaz? Ne, neye izin verilir, neye izin verilmez? Bunu yavaş yavaş öğretmeye başlamanın gerektiği yerdir. Mesela televizyonda televizyonda kadın erkeği öpüşürken görüyor çocuk. Evet. O zaman gelip kendisi annesini veya babasını o şekilde öpmek istiyor. Sonra gidip kardeşini, sonra gidip komşusunu öpmek istiyor. Bunun doğal olarak dudak dudağı öpüşmenin diyelim ki doğal olduğunu çocuk o zaman algılamaya başlıyor. Eğer onu öğretmezsek orada bak bu sadece anne baba yapabilir. Başka kimse yapamaz gibi eğer içinde olduğunuz ailenin yapısına göre. Bunu öğret. Anneli babayı televizyonda yatakta görüyor. O zaman o zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki bu sadece anne ve baba yapar bunu. Başka hiç kimse yapamaz. Ben yapamaz mıyım? Sen yapamazsın. Sen anne baba değilsin sen karım değilsin ya da sen kocam değilsin gibi onların anlayacağı dili kullanarak çocukları yavaş yavaş oraya getirmek, şekillendirmek getirmek lazım. lazım. Doğru. Ve şu önemli, en önemli şeylerden bir tanesi bunu yaparken de olgunlaştırmak dediğimiz şey çocukların kendi içlerindeki sinyali dinleme. Her insanın içerisinde Tanrı'dan gelen bir vicdan var. Yani uyarıcı bir uyarıcı bir sinyal var. uyarıcı bir zil var içimizde. Evet bu zili susturmamamız lazım. Eğer çok aşırı bir şekilde zile müsaade edersek çok aşırı kaygılı, her şeyden öbü, ödü kopan, pısırık birisi haline geliriz. Kulakları da tırmalayan bir zil bir sesi. Hale, evet. bir, ama ama içimizde onu <laughs> o halde tutmalıyız ki dengeli bir şekilde içimizdeki bu uyarı zilini ona nasıl tepkide bulunmamız gerektiğini de çocuklarımıza öğretmeliyiz. İşte cinsellik ve çocuklarımızı cinsel tacizden korumanın en önemli yolu anne baba olarak böyle onlara öğretip ondan sonra içlerindeki o sinyal ziline nasıl tepkide bulacaklarını öğretmek. Yüreklerinde bir soru işareti kalıyorsa, zil onlara bir sinyal veriyorsa bir hata var. O zaman geri durup çekilmelerini, kaçmalarını ya da bir yerde bir yerde okumuştum ve çok dikkat dikkat etmiştim. Hoşuma gitmişti. Bağırmasını öğretin diyor çocuklarınıza. Evet. İçinde bir şey varsa nerede olursa olsun kim olursa olsun kendisine yanlış bir şey yapıldığını seziyorsa çocuğu bağırmayı öğretin diyor. Bu çok önemli bir şey. Mesela tabii ki burada e, yetiştiremeyeceğiz herhalde programın sonuna geliyoruz. Ama bağırmayı e, öğretme gerçekten çok büyük bir erdemliktir. Çok ilginç bir anıydı. Bir kız işte böyle tacize uğramıştı yıllardır abisiyle. Neden bağırmıyordun diye söylüyor. Elini vurduğu an kilitleniyordum diyor. Demek çocuk gerçekten o bağırmayı öğrenememişti. Kilitleniyordum diyor. Teplisini, evet belki sonraki evet sonraki mi? programlarda tabii ki, bunlar devam bak. edeceğiz. Ee, ama yine kusura bakmayın lafınızı kestim. Yok önemli değil. Ama önemli ciddi bir konuya değiniyoruz. Evet. Yani bunu bizim açıyor olmamız önemli. Evet, Biz evet, imanlılar evet. olarak insanlarımızın özgür olmasını istiyoruz. Kesinlikle. Çünkü kesinlikle. İsa Mesih'te öğrendiğimiz özgürlük bu. İsa'ya inanmak demek bizim için özgür olmak demek. Evet, özgür evet, olmak. Evet, özgür evet. olmak demek sınırsızlık değil. Günaha özgürlükten değil ama doğruluğa sevince esenliğe özgürlükten bahsediyoruz. Evet. Biz o yaş o hayatı İsa Mesih'ten alıyoruz ve izleyicilerimizin de almasını istiyoruz. O yüzden Amin. bu konuların mutlaka konuşulmaları gerektiğine Amin. inanıyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün zor bir konuya değindik. Belki yüreğinizde bizi dinlerken siz de kendi anılarınızı hatırladınız, kendi yaşadıklarınız aklınıza geldi ya da yaşattıklarınız aklınıza geldi. Böyle olduğu zaman. Mutlaka içinizde hiç de rahat hissetmeyeceksiniz. Yüreğinize sanki bir bıçak saplanmış gibi olacak. Bu durumda tavsiyemiz mutlaka ve mutlaka bunu içinizde kapatmaya çalışmayın, üstünü örtmeye çalışmayın ama size yardımcı olacak bir kaynağa gidin. Bununla yaşamak zorunda değilsiniz. Bundan özgür olabilirsiniz. Kutsal Ruha açık olursanız, İsa Mesih'e açık olursanız, Kutsal Ruh'un hizmeti ve Rabbin sözünün gücü aracılığıyla bunlardan özgür olabilirsiniz. Bize yazın. Ekranda gördüğünüz bilgiler bize nasıl ulaşabileceğinizi aktarıyor size. SMS aracılığıyla, telefon numarası aracılığıyla, e-mail ile bize ulaşabilirsiniz. Ben aynı zamanda şimdi size dua etmek istiyorum. Lütfen yüreğinizi açın ve Rab yüreğime dokun deyin. İsa Mesih'in kutsal ve yüce adıyla. Amin. Kutsal ruh şimdi seni her eve davet ediyorum. Ekranların karşısında olan her eve, her bireye dokunman için seni davet ediyorum. Ya onların yüreklerine dokun. Yaşadıklarının ve yaşattıklarının zayıf o zayıflıkların, güçsüzlüklerin ve onların sonuçlarını ancak sen tersine çevirebilir, gerçek özgürlüğü tattırabilirsin. Lütfen bu kişilere konuş diye dua et. Amin. Onların yüze yüreklerine su serp, esenlik ver. Amin Esenliğin Rab. kaynağı, tesellinin kaynağı sensin. Teşekkür Amin. Teşekkür ediyorum İsa'nın kutsal ve yüce adıyla. Amin. Evet dostlarımız bugünlük de bu kadar. Gelecek programımızda tekrar sizinle buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça, kalın, hoşça kalın. Merhaba dostlarım. Ben Ali Kalkandelen. Arkadaşım pastör Ahmet ile birlikte hayalde kalan yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımızda bazı zor konulara değindiğimizi biliyorum. Bu zor konular sırasında yüreğinizde bazı hislerin açığa çıktığını görebilirsiniz. Belki birisiyle konuşmak isteyebilir veya birisinin size dua etmesini isteyebilirsiniz. Bizimle haberleşin, bize yazın, bize telefon edin. Sizinle birlikte olacağız, sizinle dua edeceğiz ve sizinle konuşacağız. Hoşçakalın.